Merhaba arkadaşlar, Farsça dikte çalışmasına hoş geldiniz. Bugün yeni bir harfle yine karşındayım. Bugünkü harfimiz Ç harfi. Gördüğünüz gibi böyle yazılıyor, başta ve sondaki hali. Hemen kelimelerimize geçelim. Piç. Piç de Türkçe'de biraz kötü bir anlamı geliyor ama Farsça'da kırım anlamında kullanılıyor. Piçutap sözcüğü vardır. Açar. Açar. Türkçe bir kelime aslında. Türkçeden geçmiş. Anahtar anlamında. Duçarhi, çarh normalde teker anlamında kullanılıyor. Çarhı, duçarhi iki tekerlek yani bisiklet anlamında kullanılan sözcük. Bisiklet sözcüğünün etimolojisi de budur zaten. Çuvan, çuvan ise bildiğimiz çoban. Çuban. Türkçede tabii P, B'ye dönüşmüş, yumuşamış. Çoban. Çarh. Çark sözcüğü de var bunun içinde. Çark felek deniyor ya. Yani normal tekerlek anlamı da var. Teker anlamı da var. Devran anlamında, dönme anlamında kullanılan sözcük. Murçi, karınca. Çent, kaç. Çup, çubuk, tahta anlamında. Çiz, şey. Miçilent. Çiğdem fiilidir. Bu toplamak, değerlemek anlamında kullanılır. Topluyorlar, değerliyorlar anlamında. Kuçek, küçük sözcüğü. Kuçek, küçük. Çeşme, ya Farsça'da Türkçe'ye geçmiş. Çeşme ne demek? Çeşm, göz demek. Çeşme, göze. Yani Türkçe'de aslında kullanılıyor bu. Göze, su kaynağı olarak. Buradan geliyor işte. Çeşme, orijinalde göze, su gözesi anlamında kullanılıyor. Evet. Çera, neden, niçin. Kuçi, sokak anlamında kullanılıyor. Şimdi hemen metne geçelim. Muhtar, bakalım muhtar bu sefer ne yapmış? Vakti dığı zaman anlamında demiştik. Vakti, anlaştır. Behane, eve, resit. Eve vardığı zaman. Eve vardığımda. Du çekme. Yanlış okudum. Du çekme. Çekme neymiş peki? Bot. Yani ayakkabı anlamında. Du çekme. Neredeymiş? Poşte. Deri otak. Odanın kapısının arkasında du çekme. 2 bot vardı. Cümleyi toparlarsak. Muhtar eve vardığımda 2 tane çekme yani 2 tane bot nerede vardı? Odanın kapısının arkasında vardı. Devam edelim. Derrake Baskert. Burada hani aslında vaktiki derra baskert böyle de olur. Derrake baskert kapıyı açınca derraki baskert kapıyı açtığında neredeyiz? Bakır Ağa. Bakır yani bu özel isim Bakır Ağa. Bakır Bey. Bakır Ağa. Bakır Ağa bu pesereş. Bu peser oğlan erkek çocuğu pesereş oğlunu. Oğlu kimmiş peki? Kasım. Kasım. Radit gördü. Demek ki ne diyeceğiz? Derra kapıyı açtığında buradaki ki vakti anlamına kullanılmış. Kapıyı açtığında Bakır Ağa ve oğlu Kasım'ı gördü. Neredeyiz? Anan, onlar az uçan. Uçan burada bir yer adı. Eskuçan neredeyiz? Eskuçan bunlar Kuçan'dan Hamedi Budan gelmiş idiler bunlar Kuçan'dan gelmiş idiler. Evet anan Kablas demek ister. Kablas'dan önce neden önce? Raftan gitmeden önce, Derin Rus'ta, bu köyde, Derin Rus'ta, bu demek bu köyde idiler diyor. Bu köyde idiler. Demek ki bu köylülermiş ama sonradan göç etmişler. Gablezraf'tan gitmeden önce, ayrılmadan önce bu köyde idiler. Çoğun, çünkü anlamında. Buradaki çun da çoğun diye okunuyor. U harfi burada o diye okunuyor. Çoğun, çünkü, zira. Çoğun, Bakter Ağa, Bakır Bey. Pardon, Bakır Ağa. Parça xerid ve fırış mikert. Parça kumaş anlamında. Parça ama yanlış yazdım. Parça xeridu. Xeridu furuş yani alıp vermek, satın alıp satmak anlamında. Furuş satmak, xerid satın almaktı. Daha önce geçmişti. Xeridu furuş mikert. Yani parça alıp satıyordu diyebiliriz. Mikert ve bayet gereklilik yardımcı fiili yani melimanlı. Bayet bir şey yapmalıydı. Ne yapmalıydı? Ziyat ve musaferet yolculuğa. Musaferet yanlış yazdım. Musaferet mirert. Evet. Bayet bu bayet burada geliyor. Fiilimiz de burada. Ana fiil, bu da yardımcı fiil. Yani bayet miref gitmeliydi. Çok gitmeliydi. Ziyad çok gitmeliydi. Nereye? Yolculuğa. Yolculuğa çok gitmeliydi. Yani çok gezmeliydi. Yani çok yolculuğa çıkmalıydı. Yani zorundaydı. Ezin Rus taraftan. Bu köyden gittiler. Ezin yani bundan dolayı Ezin Rus taraftan. Gittiler. Neredeyiz? Evet, kenar ekasının, kasının yanında, kenarında, kenar ekasının. Çemedan valiz. Çemedani bir valiz, çemedani but vardı. Anra. Buradan olmak aynı zamanda var olmak anlamında da biz kullanıyoruz. Vardı. Anra. Ve pedereş babasına verdi. Bunu babasına verdi. Dere çemedan. Der. Bakın burada görüyoruz. Hemen hareketi görüyoruz. Burada kapı anlamında kullanılmış. Dere çemedan. Ki asrut. Tabii şu var. Yani kapı yani böyle kapının nasıl diyeyim? Yani valizin kapısı demeyiz tabii. Biz valizin ağzı deriz ama Farsça'da kapı yine aynı sözcük kullanılıyor. Dereçemeden ki basşot. İşte valizin ağzı, biz burada ağız derim buna. Valizin ağzı açıldığında yine bu vakti burada. Buradaki ki vakti anlamı. Vakti dereçemeden basşot. Tamam arkadaşlar. Yani bu ki çok kullanışlı bir sözcüktür. Böyle bu anlamda da kullanılıyor. Açıldığında neredeyiz? Vasrut. Derunyan onun içinde. Derun içinde anlamında. Derunyan parça kumaş. Onun içinde kumaş. Çetr. Şemsiye. Çetru. Bir de ne var? Çekme. Çekme neydi? Bottu. Çekme bot vardı. Evet, demek ki valizin kapısı açıldığında içinde ne varmış? Saydıklarımız vardı. Bot, kumaş ve şemsiye vardı. Evet. Parçera kumaşı ve mader anneye. Tabii kimin annesine? Bu anlatan kişinin. Muhtar annesine ve mader. Çetra şemsiyeyi bir peder babaya. Burada tıkır güle gerek yok çünkü en son şey gelmiş. Ve çekmera ve botu da çekmera bemen bana bemen dadent. Tabii kimmiş herhalde burada kasım vermiş. Bunu buraya koyduğuna göre dadent bana hani ben burada kasım isem değilim ama muhtaç, çünkü öznemiz orada muhtaç. Geçelim burayı. Çekme az çarm. Çarm deri demek. Az çarmut. Ve zibak ve güzel idi. Yani burada artık bir de bunu kullanmamış. Demek ki çekme bu nedenmiş? Deriden. Deridendi. Deriden yapılmış yani ve güzeldi. Evet. Ab su. Ab su. Ab der çarm. Ab deride. Furu. Furu aşağı demek. Furu reften aşağı gitmek, yani batmak, girmek anlamına kullanılıyor. Furu nemirevet. Nemirevet. Yani su deriye girmiyordu. Deri su olmuş yani. Nemirevet. Ve sert nist. Sert soğuk ve soğuk değil. Ve soğuk değil. Yani botlar deriden olduğu için bayağı sağlam, su geçirmez. Ve soğuk değil. Ben çekmera. Çekmera. Ben botu ne yapıyorum? Wax. Wax'ta önce geçmişti. Cilalamak, boyamak. Wax. Zedem. Cilaladım. Ta. Burada için anlamda. Niçin boyaladım ve cilaladım peki? Ta çerp şevet. Çerp yağlı anlamına geliyor. Yağlı anlamına geliyor. Ta çerp şevet olsun. Yani da yağlı, yağ olsun. Yani yağlı olsun. Ve bir de ne olsun, bir de dir, geç. Dir ter, üstünlük sıfatı daha geç. Herap, herap bozulma anlamında. Herap, harap, şevet olsun. Daha geç bozulsun. Demek ki ben ne yapıyorum? Ne yapmışım daha doğrusu? Botu cilaladım. Niçin cilaladım? Şunun için cilaladım ki yağlı olsun ve daha geç bozulsun. Daha geç bozulması ve yağlı olması için botu cilaladım demiş. Yine bir cümle daha var. Mader, anne, bağ, parçe, kumaşla, çadere namaz. Çadere namaz, çadır Afganistan'da, İran'da kadınların giyindikleri, başlarını örtükleri kıyafet falan var mı deniyor. Çadır namazda yine namazda giydikleri, kadına giydiği elbise için kullanılıyor. Mader, bağ, parça, kumaşla işte bu namaz kıyafetini ne yapmış? Duht dikti, duhtan dikti. Peder ne yapmış? Peder, baba da, pederniz, baba da, az, çetr, şemsiyeden, der, deda, der, ruzi barani, baran yağmur, benim adım yağmur, barani yağmurlu. Der yağmurlu günlerde. Şurada da komik bir şey anlatayım. Baran tabi Türkiye'de erkek ismi olarak kullanılıyor. İran'da ise kadın ismi olarak kullanılıyor. Böyle bir fark var. Der ruzi barani nedir? İstifade mikert. Kullanıyordu. İstifade mikert. İstifade etmek yani yararlanıyordu. Kullanıyordu. İstifade mikert. Ma, biz, az, anam, biz onlardan, kadrdani, kadrdani yani kadri bilmek, teşekkür etmek, kadrdani kerdim. Tabi burada baştan alayım isterseniz. Mader, anne, parçayla yani kumaşla ne yapmış? Namaz kıyafeti dikti. Anne, yani kadınların namazda giydiği kıyafet. Baba ne yapmış? Baba da şemsiyeyi, şemsiyeden, deruzi barani, yağmurlu günde yararlanıyordu. Yani yağmurlu günlerde şemsiyeyi kullanıyordu. Ma, biz, ezana, biz onlardan, kadirdani kerdim. Tabi burada ez, dendan ama bu kadirdani kerden ez edatını aldığı için ez geliyor burada. Ama biz Türkçe'de bunu öyle demeyeceğiz. Yani demeyeceğiz ki biz onlardan, onlara işte teşekkür ettik demeyeceğiz. Biz yani onlardan teşekkür ettik demiyor Türkçe'de. Biz onlara teşekkür ettik diyeceğiz. Türkçe çevirirken daha düzgün, doğru çevirmemiz lazım. Bakalım baş en son. Burada kadirani kerdim, teşekkür kerdim diye vermiş. Açıklamasını da vermiş bize. Tekrar kelimelere bakarsak çekme neydi arkadaşlar? Bottu, çerp, deri, Kuçan bir yer adıydı. Satıcıların geldiği yer. Şöyle yapalım. Kuçan. Bazen yazı tipi değişiyor otomatikman. O yüzden eski yazı tipine çevirebilirim ama. Çoğun, için, çünkü, zira gibi anlamlara kullanılıyor. Parça, kumaş. Çemedan ne dedik? Valiz dedik. Çetr, şemsiye. Çerp, ya. Çist, nedir? Soru sözü. Çespidi, yapışmış. Çespidi. Yanlış yapmışım. Çespidi. Çespidi. Çadır. Çadır dediğimiz gibi kıyafet. Kadınların giydiği kıyafet. Çane. Çene. Pençer. Pençer ezilme anlamında. Özellikle tekerlerin araba lastiklerinde ezilmesi, anlamında kullanılıyor. Çep. Sol. Başka ne var? Perçem. Bayrak. Çekoş. Çekoş. Çekiç. Arkadaşlar. Çeşm. Göz. Ve torbacı. Torbacı. Neydi bu? Bu da turp. Sebze. Yani yeşillik anlamındaki. Yeşillik olarak kullandığımız turp. Sebzesi bu. Evet sevgili arkadaşlar. Burada bu çalışmayı da bitirmiş olduk. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.